Efendim şehrin gürültüsünden, trafiğinden, yoğunluğundan bu hafta bir kez daha uzaklaştık. Yine güzel bir köye konuk olacağız. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Süleyman Obası köyüne konuk olacağız. Ve bu köyde macera dolu muhteşem bir gün geçireceğiz. Köydeki her işi biz yapacağız. Ben Mehmet Geçgel. Hazırsak şehre yakın başlıyor. Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz şimdi? Vallahi işte hamur yapıyoruz. Hamur yapacağız. Hamuru ne yapacağız? Hamuru ekmek yapacağız. Ekmek yapacağız. Odun ateşinde mi? Evet, odun ateşinde. Bayılırım saçta. Odun ateşinde sacda. Oh! İçine ne koyup yiyeceğiz onu? İşte sade de oluyor. Ama ha, şimdi... Bir şey vermeyecekler bize anladığım kadarıyla. Sade. Kuru ekmek şey, mi yiyeceğiz? Yani. Tereyağı mereyağı da mı yok? Tereyağı var. Onu koyayım yiyeyim tereyağı bari. Ne yapayım yani? Yiyeriz. Ekmeği neyle yiyeceğimi düşünüyorum. Yoğurt var mı? Var, yoğurt. Tamam, domates, salatalık, peynir, bal, reçel, pekmez. Kaygısız olun siz. Serpme bir kahvaltı yapalım. Serpme kahvaltı. Çaydan yiyelim. Emine abla, şimdi bu ne unu, mısır unu mu bu? İşte öyle, mısır unu gibi buğday unu ama buğday sarı. Sarı. Aynen, hafif. Oldu mu? İşte. Sen yoruldun herhalde. Ben yardım edeyim mi sana? Şöyle, evet, sıra bende. Siz bunu tutun. Emine abla kaçtı. Abi eline sapını böyle mi? Evet. Abi ellerini yıkadı mı? Yıkadı, gördük. Yıkadığımı görmüşler. Bak, o yüzden. Yoksa görmeseydin elini yıka mı derdin? Evet. Ben şimdi her köye gittiğimde bana elini yıka diyorlar hamur yoruldum, yaparken. Aynen. O yüzden alıştım. Gittim elimi yıkadım önce. Abi öyle değil. Nasıl? Ellerini bastıramam. Öyle. Evet, aynen. Öyle. İç içe. Bir yandan o yana getirin. Evet. Öyle. Öyle koyun. Elinize az bir şey suya. Al. Yapandırın. Eyvah. Suyu taşıdık. Dayak yiyeceğim ben. Buradan dayak yemeden şu hamuru yoğurup çıkabilsem keşke. Abla kaç bölüm çekti. Daha hamuru yoğurup. Ya sus, iyi yapıyorum işte yine. Bu kadar öğrenmişim. Onların herifleri hiç yapamıyordur. Yo, bak ben onayladı bak. Öyle dedi. Hamur yoğuruyor mu sizin herifleriniz? Yok. Ha, böyle yok, yapamaz. Bak ben çok bile yapamıyorum. Ne yapıyorlar mesela? Onlar fabrikaya gidiyor. Yani çok işte şimdi buğdayımız geldi. Farz et ki hasta oldunuz. Hasta olduk, kaynana var. Kaynana da gitti. Allah göstermesin. Komşular var. Kaynanayı da uğurladınız öte tarafa. Ne var, komşu var. Hep yaşam. Onlar da yok farz et ki. O zaman yine böyle kalırız. Keşlerden yeter. Oldu mu? Evet. Bak, mis gibi oldu. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Ellerinizi siz yıkayın. Elimi yıkayıp? Aynen. Yumak yapacağız. Yumak yapacağız daha. Ben gideyim ateşi yakayım, ablalar da ekmekleri yumak yapacaklar. Oklavalar alındı, tahta alındı. Şu odunları mı alacağız? Odunlar? Dışarıda odun varmış, hadi gidip ateşi yakalım. Emine abla korktum, yanlış yaparsa oklavayla vur, serbest, sıkıntı yok. Beni de öldürecek kameraman da, bu kameraman da bana düşman. Mehmet Ali çok konuşma. Kolaysa gel kendin aç. Ya ben açarım. Anca yemeği ya. Biliyorsun orada. Şimdi ben açarım, ekmeği yersin sen. Emin abla da açtığını yerim. Değil mi Emin abla? Onlar anca hazır. Siz ekmek açar... Aha şov yapıyor. Bak. Oo. Ben de burada oyalanıp durayım. Ekmek açıyorum diye. Bak yapıştı. Ah Tülay abla nerede? Bana demediğini bırakmamıştı ekmek açarken. Akçakale belgeselinde Tülay ablaya da buradan selam olsun. Nazar etme oradan Mehmet Ali. Mehmet Ali de karnını doyurmayı bekliyor orada, onu düşünüyor. Ben de burada hamur
açıyoruz işte. Kahvaltı yapacağız. Diye. Bunun püf noktası nedir? Bu nasıl açılıyor böyle? Undan korkmayacaksın işte ekmekten. Ekmekten korkarsan elinde hep eğri olur, büğrü olur. O yapamazsın işte. Sen onu nasıl öğrendin öyle? Öğrendik işte. Şehirde kadınlar iki yumurta kıramıyor. Sen burada ekmekle şov yapıyorsun. Ben açmayı pek beceremiyorum. Gideyim pişirmeyi yapayım bari. O abla gelsin buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Pişirmeyi de yapamam ben. Yakarım kesin bunları. Bak baba. Ay kafam. Kafamı vurdum. Emin abla hiçbir şey demiyorsun ya. Bir şey söylesene. Onu bile yapamadı ya. Valla hamurla uğraşım. Görün ya. Yaptım işte. Ne demek yapmadım? Bir daha çevir. Çevir. Yanma. Yanarsa ekmek biraz yenmez. Biraz patlayın, pişsin. Tamam. Mahmut Ali. Tamam yeter. Oldu mu bu? Ekmekleri açtık. Bir yandan açılırken bir yandan biz de efendim kahvaltımızı yapalım. Köyde çok işimiz var. Yemeğimizi yiyelim. Daha bağ bahçe tarla işleri var. Soğan var, bugün çok iş var. Hadi bakalım, hayvancılık var. Muhtarım isim, soy isim nedir sizin? Cuma Çakıroğlu. Cuma Çakıroğlu. Evet. Bu köyün muhtarısınız. Evet. Köyü anlatır mısın bize biraz? Köyümüz 400 hanelik köyümüz var. Hı hı. Köyümüz hayvancılıkla uğraşıyor, çiftçilikle uğraşıyor. Kahvaltımızı yapalım önce, sonra işlere koyulalım. Ben şimdi ekmek açtım, her yerim un oldu. Yoruldum, şöyle benim açtığım ekmekten bir ye bakalım. Açtım diyorum ama açamadım aslında, açamadım, açmaya çalıştım. Ya, ben yaptım, bütün ekmekleri ben açtım değerli izleyenler. Emin ablayı gördünüz mü? Bakışı görmen lazımdı Mehmet Ali. Ben açtım deyince Emin abla şöyle bir kafasını kaldırdı, bana baktı. Nerede bu açtı der gibi. Aslında ben açamadım, itiraf edeyim. Açamadım. Emin abla sağ olsun, eline sağlık, teşekkür ediyoruz. Çok güzel de ekmek açıyor gördüğünüz gibi. Ekmekle adeta şov yapıyor. Yine orada diğer ablalar da ekmeği pişiriyorlar bir yandan. Kahvaltımızı yapacağız sıcak ekmekle. Burada yöresel ürünler var. Köy yoğurdu, köy domatesi, köy salatalığı, keçi peyniri, yine köy yumurtası. Bu da süzme mi? İnek süzme yoğurdu. Yoğurt süzmesi. Kahvaltımızı yöresel ürünlerle yapacağız. Ardından da köyün işlerine bakacağız. Bugün işimiz çok. Bugün yine macera dolu. Aynı zamanda eğlence dolu bir gün bekliyor bizi. Hadi bakalım şehre yakında bu köyde nelerle karşılaşacağız. Al Mehmet Ali. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bak çayırlar kesik hep. Kesik çayır. Ne yapıyorsun burada? Saman dolduruyoruz işte, ne yapacağız? Saman nasıl yapılıyor bu saman? Ekinler biçildi. Ekinler. Buğdaylar eve götürüldü. Samanda biz dolduruyoruz. Samanda sıkı, her yerin toz olmuş. Mecburen toz olacak. Saman toz işi zaten. Zor mu bu böyle bu kadar? Tabii işte hem hava sıcaklığı var hem rüzgar var, biraz zor oluyor. Değil mi? Rüzgarda da yüzüne yapışıyor böyle. Aynen. Esiyor saman tozu. Tabii. Kaşındırıyor mu? Huylanıyorsa kaşındırıyor ama huylanmamak lazım. Şimdi böyle bir dinleniyorsun, sen mola vermişsin. Aynen, 2 saat çay, işte. Çay içeceğiz. Sonra ben de sana yardım edeyim. Olur. Çorbada senin de tuzun olsun. Çorbada aynen, benim de tuzum olsun, size katkım olsun. Bakalım kaç çuvaldan sonra ben bayılacağım bu sıcakta. Şöyle bir deneyelim ama öncesinde bir çay içelim. Kara çaydanlıkta demlenmiş güzel bir çayımız var. Evet, o çayı da içelim, sonra da başlayalım. Murat abi oturduk, dinlendik. Evet evet. Bakalım. Çayımızı içtik. Yemeğimizi de yedik. Yemeğimizi de yedik. Ne yapalım, çalışma zamanı. Aynen, aynen. Hadi buyur önden. Bu bayağı zor. Tabii güneş. Aslında kolay ama o tozu şeyi olması. Hem tozun olması işte hem de samanın biraz kaşındırıyor olması. Kaşındırıyor olabilir. Değil mi? Ben artık akşama kadar kaşınırım böyle. Uyuz olmuş gibi. Bak çuvalı rüzgardan yardım aldım, gördün mü?
Bir tane sen doldur, bir tane ben doldur. Bakayım becerebileceğim mi? Ama sen çuvala takıyorsun yabayı. Bu çuvalı babandan dolayı ya. Ha, benden kaynaklı, evet. Senden kaynaklı değil. Suçu bana attı hemen. Yeter mi? Evet. Dolmadı ki. Yok, dibine de artık devamını da yaptık bir şeyle. Ha, leğenle dolduracağız kalanını. Üstünü yabayla, tırmıkla, altını, kalanını yabayla. Aman benim kapı iyice karıştı güneşten. Yaba bu, şu leğen. Sen al mikrofonu abi. Getir bakalım. Nasıldı şöyle. Eline dikkat et, batırabilirim. İyi iyi yapıyorum bayağı. Daha yeni öğreniyor abi. Oluyor. Aynen. Oluyor mu Murat abi? Evet, çok iyi. Murat abi, eliyle yapsa daha iyi olmaz mı abi? Ah, senin için elimi de sokayım. Memlekette bir parkın olmuş oldu aslında. Evet, yarım çuval da olsa. Getir çuval, getir. Saatlerdir burada çuval çuval saman dolduruyorum güneşin altında. Yandım gerçekten. Yaklaşık bir 3 saattir dolduruyoruz değil mi Murat abi? Bir şey de diyemiyor. Olmuş mu o kadar? Ben bile daha... Niye? Burada var işte. Buradan mı? Daha güzel olur, evet. Daha güzel toz var. Baksana adamı boğdurdun burada bana. Sen oradan çok konuşuyorsun. Bir tutar mısın abi şunu? Kameranın arkasına geçiyorum, onu gönderiyorum. Geç bakayım, hem izleyici seni merak ama ediyor. Ama olmaz, olmaz. Geç sen, geç. Olmaz. Geç sen, izleyici merak ediyor dem seni. Buyur, Mehmet Ali nasıl yapıyor görelim bakalım, hadi. Solak olduğun için ters. Tabii, solak olduğun için ters gelir zaten. Benim kadar bile dolduramadın. Evet, çuvalın ağzına bak. İçini atamıyor. Ben şimdi köye gidiyorum. Köyde işim çok. Daha soğan sökeceğim ben. Diğer tarlaya gideceğim. Size kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Var mı bir isteğin? Allah yardımcınız olsun. Ben şimdi burada 20-25 tane çuval doldurmuşumdur herhalde. Aşağı yukarı oldu. Çaktırma. Oldu değil mi? 20-25 tane oldu. Murat abi, ben de 30 tane falan doldurdum. 20-25 tane su, sen hiç dolduramadın. 20-25 tane doldurdum, çok yoruldum. Hava çok sıcak, güneş. Burada akşama kadar çalışma devam edecek ama benim diğer tarlalarda da işim var. Ben gidiyorum, size kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Hadi efendim, diğer tarlaya gidelim. Bir de soğan nasıl sökülüyormuş ona bakalım. Soğan söküm işlemine geçelim. Soğan sökmeye gidiyoruz efendim. Soğan nasıl sökülüyormuş? Biraz da soğan sökelim. Samanları doldurduk. Soğanları sökeceğiz. Bugün akşama kadar çok işimiz var bu köyde. Bakalım akşam saat kaçta bitecek işimiz. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor, senin annenden doğan. Bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan, hep mi güzel oluyor? Nasıl sökülüyor? Kurumuş bunlar hep. Kurumasa küflenir. Ha böyle tutup bunları çekiyor. Böyle çekiyor, tırnaklarımızla daha bunu götürüp evde. Makasla, makasla var ya, şuralarını keserek. Makas otlarını kesiyoruz. Ha şu kuru var ya. Evet. Temiz yapayım. Ne diyeyim kardeş? Böyle topluyoruz da. Bunları, söküyoruz. Aralıkta mı ekiyorduk bunları böyle? İşte bakın soğan. Değerli izleyenler, soğanlar aralıkta ekiliyor böyle.
bu mevsimde artık Haziran sonu Temmuz başı gibi toplanıyor. Herkes şimdi soğan mı topluyor? Şu anda köyün hemen hemen hepsinde var yani. Hepsinde var. Evet. Burada herkes soğan yetiştiriyor o zaman. Evet. Patates yok, var mı burada? Burada patates yok. Burada arpa var. Arpa, buğday. Evet. Burası kaç dönüm? Burası 10 dönüm. 10 dönüm soğan mı ekili şimdi burada? Burada 10 dönüm soğan ekili. Ne kadar soğan çıkıyor buradan? Burada kaç ton? 10 ton falan çıkar. 10 ton soğan. Şu sarılardan tutuyoruz, söküyoruz, böyle yukarı doğru çekiyoruz. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor? Senin annenden doğan, senin annenden doğan. Oy niye, yar niye niye, yandım yar diye diye. Oy niye, yar niye niye, yandım yar niye diye. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor? Senin annenden doğan. Var mı bir şey istiyor musun Ömer olsun, amca? Allah'a emanet ol. Allah yardımcınız olsun. Allah kolaylık Allah versin. Efendim soğanları da topladık. Hadi gidelim bakalım köyde başka neler var. Yakından görelim, diğer işlere bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Boynunda 2 lira, boynunda 2 lira. Ver birini, ver hediye. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Kimle konuşalım? Dur senle konuşalım. İsim nedir? Emine. Emine abla ne yapıyorsunuz burada? Burada işte soğan yapıyoruz. Tarladan toplanan soğanlar buraya geliyor. Evet, buraya geliyor. Sonradan burada işte soğanları geri biz şunlar arka tarafını, ön tarafını kesiyoruz. Bir şey diyeceğim. Siz kesiyorsunuz. Bunlar da seyirci mi? Bunlar da işte yardım ediyor satırlara. O geri bu şey. Ha, onlar yardım ediyorlar mı? Onu soracaktım. Yok yok, yardım ediyorlar. Yoksa kadınlar oturmuş, kadınlar erkekler yapıyor, izliyor. Erkekler de bize yardım ediyor. Ha, iyi, yardım ediyorlarsa sorun yok o zaman. Yok. Tamam, yardım ediyorsan sorun yok. Yoksa sadece izliyorlarsa onlara biraz buradan laf söyleyecek. Olmazsa olur mu? Olmaz. Tabii tabii olmaz. Nasıl yapıyoruz bunu? Makasla şeylerini bunu kesiyoruz. Makasla ön tarafını önce kesiyoruz. Sonra da arka tarafını iyicene biraz da kesiyoruz. O da şey olmadı işte. Kovaya koyuyoruz. Aynen. Ondan küçüğünü sonra bu kovalar. Büyüğünü ayırıyoruz. Ha, o küçük. Soğan ayrı. Kebabı oluyor. Bunlar mı? Evet. Yok, onlar daha hafif. Bunlar daha kebaplık küçük mı? Yok, daha onlar daha küçük. Hmm. Şunlardan öyle. Soğan kebabı öyle. Bu kebap. Aynen. Soğan bu kebaplık kebabı. Soğan. Yemeklik bir tane çıkarsana bir bana. Işte. Ha, bu da yemeklik soğan. Aynen. Bu da yemeklik. Bunlar da geri dikiliyor. Bunları geri dikiyorlar. Aynen. Bu tohumluk o zaman. Evet, tohumluk. Bunlar da tohumluk. Soğanın bile çeşidi var görüyorsunuz. Evet. Bana sorsanız kes bir hepsini doldururum çuvala gönderirim. Yok ben. Öyle olmaz. E bilmiyorum ki ben işte. Evet. Aa, şu yemekliği sana vereyim. Kebaplığı nereye atıyoruz? Kebaplığı sonra bunlarla beraber seçiyoruz. Bunlarla beraber. Beraber. E niye bir daha iki türlü iş yapıyorsun? İşte, bunu da ayrı koy. Bazen işte tatlılar çok ovalar tutmadığı için. Burada kaç kişi var böyle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Evet, bayağı kalabalık. Bütün köy burada. Ben yapabilir miyim ki? Yaparsınız. Nerede makasım? Makasımı verin benim. Heh, makasım nerede benim? Anam, her yerim soğan oldu. Böyle ayakkabılarımla mı gireceğim? Gir, babana tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, burayı, buradan mı? Aynen, yeterli. Buradan. Aynen. Oldu mu? Evet oldu. Nere, bu kebaplık mı? Yok o yemeklik. Emine abla yapamazsan makası vuruverelim. Yok. He, bu da beni de öldürecek burada. Yapamazsan diye. Elini kes, nasıl kestiğini göster yani. Elimi kesmeyeyim şimdi aman. Yok.
O ne makası öyle? Bahçe makası mı? Yok. Ben makas mı? Hayvan makası mı? Aynen. Abo. Bu daha iyi oluyor işte. Hayvan. Keç falan. Kesiliyor bunu. Komik mi Mehmet Ali? Tarlaya gittim, soğanı topladım. Aynen. Ya sökümü de zor bunun. Böyle çekiyorsun, evet. Çekiyorsun. Bazen uğraştırıyor. Işte. Ya çok, çok zor. Meşakkat değilmiş. Tarladan ayrı topla gel burada. Evde çöpünü şeyini ayır. Sapını ayır. Eziyetli yani. Bakın burada kadınlar soğanı şey yapıyor. Erkekler de çuvala dolduruyor. Aynen, erkekler çuvala. Tam bir dayanışma. İşte köylerde her şey böyle dayanışma imece usulü yapılıyor. Burada şimdi bir ailenin soğanları var. Tarlasındaki mahsulü. Onların bir an önce çürümeden, değil mi? Çürür yoksa. Aynen, yoksa üst üste kalırsa çürür. Olmaz böyle türkü. Türkü söyleyen yok mu ya burada ablalarımdan? Kimsenin sesi güzel değil mi? Sen söyle. Erkeklerden yok mu türkü söyleyen? Yok, bilen yok. Sen bilmiyor musun? Soğan türküsünü bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Soğan türküsü. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Bitmedi yedi doğan, hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor, senin annenden doğan. Oy niye, yar niye, niye, yandım yar diye diye. Bir alkış alırım ama. Gideyim az dedikodu yapayım. Az gıybet yapayım şuralarda. Makasımı alayım da gideyim bakayım az su. Teyzelerime sorayım neler yapıyorlarmış. Abla senin adın ne? Naime. Naime abla sen ne yapıyorsun? Belin ağrımıyor mu burada? Ağrıyor, ağrıyor. Değil mi? Otur otur akşama kadar. Kolay da değil. Kaç ton soğan var burada? 2-3 çıkar herhalde. 2-3 ton çıkar değil mi? Bayağı da var maşallah. Sizin kaç çocuk var efendim? 4. Gelin var mı sizde de? Yok. Ha, küçükler çocuklar o zaman. Kayınvalide var mı? Yok. Öldü mü? Yok, kayınbaba öldü, kaynana kalmış. Kaynana? Var. Ha, kaynana duruyor. Evet. Nasıl aran? İyi. İyi mi? Evet. Pek iyi değil gibi sanki. Yok, yok. İyi mi? İyi geçiniyor musunuz? Çok şükür. Ha iyi bari. Gelinler çok iyi geçinemez, kaynanalar iyi ama. İşte. Bazen oluyor. Eskiden olsa, değil mi? Nerede o eski zaman? Ne vardı eskiden? Saygı vardı, sevgi vardı. Ha bak şu teyzemi getirin bana, o teyzem bilir eskileri, ona sorayım. O eskileri çok iyi bilir o teyzem. Gel teyze, sen eskileri bilirsin, eskileri konuşuyor. Oturtmuşlar seni buraya. Niye ayrı oturdun onlardan? Kafan mı çekmiyor? Onlar... Kafam çekiyor. Onlar gençtir. Ben ihtiyordum. Onun konuşması benim yanımda olmaz. He. Herkesin gençler biri başka konuşur. Karıyla başka konuşur. Anladım. Orada konuşurlarsa senden rahatsız sıkılır. Olmasınlar. He? Sıkılmasınlar diye sen böyle oturdun. Ben biraz da işte canım da sıkılıyor. Niye sıkıldı canım? Aman derdim çok. Ne oldu? Her bir şey sorulmaz. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdimiz yoktur. Beyni de seviyorsun. Beyni seviyorum. Çok mu seviyorsun, az mı seviyorsun? Çok seviyorum, az seviyorum işte. Zaten Seyman adamlar birbirinin yanına oturmazlar. Nasıl evlendiniz? Nasıl evlendim? He, sen nasıl evlendin beyinle, nasıl tanıştın? Ben bir köyde, ben Yöreli köydeyim, o da Süleyman Obası'ydı. Kadar işte çekti gitti, evlendi, biz yani birbirimizi görmedik. Görmediniz? Yok, biz gelene gün kadar biz görmedik. Görücü usulüyle evlendin sen o zaman. Sana görücüye geldiler, anası babası. Geldiler. İstediler. Sen evlenmem demedin mi? Yok ben razı olmadım, bana zor ettiler. He, razı olmadın sen önce. Bir Kerim vardı, ben onun için dedim evlenmem. Ne vardı? Bir de Kerim yeğenim var. Evvel adam evlendi. Evli miydi önceden? Evliydi. Önceden evlenmiş mi o? Evet. Ne olmuş karısına? Balık açtı, sağ. Sağ.
Ha. İki tane mi şu an? Ha, şimdi bir iki tane. Abo! Sen kuma mı geldi? He, kumana geldi. Onun kaç çocuğu var? Onun da 3 tane çocuk var. 3 tane de ondan oldu. Ha, 3 tane. Şimdi aynı evde mi kalıyorsunuz? Yok, şey. O da evlendiler. O benim önce geldi. Ben sonra iki geldim. Sen sonra geldin. Şimdi aynı evde mi yaşıyorsunuz? Ha, aynı bir evde. Bir evde yaşıyorum. İki kadın aynı evde? Ha, bir evde. Kavga etmedin mi hiç kumanla? Yok da bahsi olmuş da. Parmağın biri olur mu? Olmaz tabii. Sen güzel türkü söylüyormuşsun. Yok, ne türküsün? Sen biliyormuşsun böyle ağıt mağıt. Bir söyle bakayım bize. Öyle menege, öyle menege. En zahata hoşum der adenege. Bemle menege. Bayağı güzel. Öyle menemen, öyle menemen. Öyle bu mepepkan, öyle berecemen. Efendim burada soğan mesaisi akşam saatlerine kadar devam ediyor. Tarlada ayrı zahmet, burada da ayrı zahmet. Burada çünkü saplarından ayrılıyor. Tabii ablalar burada mesaiye devam edecek. Ancak bizim köyde işimiz çok. Köye dönmemiz lazım, diğer işlere bakmamız lazım. Onlara veda ediyoruz. Selamun aleyküm amca. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen de rahat mısın? İyiyim. Adın ne senin amca? Abdullah Çakıroğlu. Kaç yaşındasın? 80'e yakın. 80'e yakın, maşallah. Eskiler nasıldı, bize eskileri anlat. Eskiler nasıldı? Eskiler bunda iyiydi. Niye iyiydi? Şey, küçükken adamın kıymeti vardı. Kıymeti vardı? Tabii. Şimdi kıymeti yok mu? Yok. Şimdi çünkü hepsi para dökmüşler. Paraya tapmışlar hepsi. Herkes paranın peşinde. Kaç sene oldu evleneli? 60 yıldı. Kaç çocuk var? 8. 8? Maşallah. 7. 7, biri öldü. 8 tane kaldı. Kaç torun var? Maşallah torun çok. Çok mu? Böyle traktörle artık bu tarlaları yapıyorlar. Eskiden neyle yapıyordunuz siz? Karayekin. O karasabanı hatırlıyor musun sen? Karasabanı. Nasıldı ondan çalışmak? Burası çok suyu, al burayı. Sen yaptın mı karasabanı hiç? Yapmadım. Burası her şey ona yaptım. Hep karasabanla mı yaptın buraları? O daha zor değil mi? Ya. Ama şimdi kolay artık, traktörle yap. Var mı bu isteğin amca benden? Bir şey istiyor mu benden? Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Sen de. Hadi hoşça kal. Süleyman, ne yapıyoruz burada? Salatalık topluyoruz. Ne yapacağız bunları? Vallahi bunları toplayıp tarla gönderiyoruz. Hale gönderiyoruz. Sonra evet. Pazarlara, marketlere gidiyor. Aynen. Ama güzel salatalık olmuş, evet. Maşallahı var. Şu Gaziantep'in en güzel salatalığı bizim köyde yetişiyor Süleyman. Burada mı? Aynen. Süleyman Obası. Salata. Çok güzel salatalık oluyor bu tarlada. Bostan bura değil mi? Ben bağ gel bostana gel, dile gel destana gel. Bağ gel bostana gel, vay 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 yandım. Güller destele gel, leyli. Tuz olacak, şimdi atacağım bunu, yiyeceğim. Salatadaki lezzet hiçbir yerde yok. Evet. Ciddi söylüyorum. Onlar topluyor, biz yiyoruz. Ben bugün hiç çalışasım yok. Yoruldum. Burası güneşin altında çok sıcak. Yanmıyor musunuz? Yanınca ne yapıyorsunuz serinlemek için? Genelde biz sabahları serinlikte geliriz, bir de akşamüstü serinlikte geliriz. Öğleye kadar çalışıyorsun şimdi. Mesela çok güneş var yukarıda. Aynen. Serinlemek için ne yapıyorsun? Pınar var aşağıda. Pınar mı? Evet. Ne pınarı? Biraz gideriz biraz sonra, ben size gösteririm. Su pınarı mı? Aynen. Ne yapıyoruz orada? Çok güzel bir pınar, serinlemek için. Aa. Bildiğin suyu buz gibi. Buz gibi. Aynen. Bak Mehmet Ali, pınar varmış aşağıda. Var mıymış? Aynen. Soğuk buz gibi suyu varmış. İçim elim gidelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım değil mi? Ayrı bostan ayrı, olamam bostan ayrı. İnsanoğlu nasıl yaşar?
burası ne böyle? Kaynak suyu. Aa, buz gibi. Kaynak suyu mu? Evet. Ne yapıyorsunuz güneşte? Buraya kaçıp serinliyor musunuz? Yavuz Ali sıcak olduğu için işte ayaklarımızı suya sokarak yönlendirmeye çalışıyoruz. Valla tarlada yandım ben de. Geldim buraya. Dediler ki git, pınar var orada. Ayağını evet, sok serin. Gayet de güzeldi. Ooo, buz gibi. Yavuz Ali'nin neredeyse civardaki en temiz suyu burası. Öyle mi? Değerinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Özellikle çay demlediğiniz zaman falan böyle çok kireçlenme olmuyor. Oh, serinledim Mehmet Ali. Seni de serinleteyim mi? Yok, sağ ol. Ayakkabı. Sizin bu. Islattım, kusura bakmayın. 40-45 derece sıcaklıklarda kaçılabilecek yer. Yani şurada tarlam olsa, ailemle çalışsam ben buradan çıkmam. Onlar çalışırlar o derece yani. Serinlediğimiz yeter. Salatalık tarlasına gidelim. İşimiz çok. İşimize devam edelim. Oh, ayaklarımızı soktuk, pınara geldik. O kadar güzel bir suyu var ki gerçekten yemyeşil burası. Rüzgar da var biraz artık böyle. Serinledik değil mi? Aynen. Salatalık da bu şekilde toplanıyor. 4 ayda bu kadar olmuş, iyi olmuş. Hayır. Hadi gidiyoruz. Salatalığı topladık. Köye gidelim. İşimiz var daha. Hayvanlar gelecek, hayvanlarla uğraşacağız. Yolda kadifeyi bulduk. Kadife gidiyor. Bu kadifeye biniliyor mu? Merhaba kadife. Doğar. Tek. Hadi gelin peşimden. Eve gidiyoruz. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim. Öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum 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 hele. Mahir oldum Gonca güle. Mehmet Ali durmuyor. Bu nasıl duruyor? Tamam. Hık mık. Giderken atlayacağım. Aha durdu. Aa, otomatik bu. Binerken duruyor, inerken duruyor. Bakayım. Yok. Binerken gidiyor. Dur bakayım. Bir bakışta. Aa, otomatik. Bak şimdi. Bir bakışta. Yürü. Bak şimdi, bak. Hiçbir şey söylemenize gerek yok bu eşeğe. Otomatik. Ayağınızı kaldırınca duruyor kendi. Aferin sana. Çok akıllısın sen. Teşekkür ederim. Hadi git bakayım evine. Hadi bakayım yürü. Yaktın beni. Yanıyorum. Kuş. Kız yürü hadi eve. Yürü. Akşam oldu. Geç yavrum. Geç yavrum hadi. Koş yavrum hadi. Selamun aleyküm. Keçileri nerede sağacağız? Çaya çağırıyorlar. Bakın böyle gönülleri geniş efendim buradaki insanların. Misafirperverler. Hemen çaya davet ettiler. Oh ne güzel, ağacın altında oturmuşlar. Akşam sefası. Mahalle oturmuşsunuz böyle, çay içiyorsunuz. Biz de dedik şöyle bir köyü dolaşalım. Hoş bulduk. Keçileri kim sağacak? Başkan burada. Tamam. Abla keçi sağacağız seninle. Bana keçi nasıl sağlıyor bir öğret bakayım. Aşık oldum gülüm sana. Aşık oldum gülüm sana. Yanıyorum. Me! Şu artiste bak. 90'lı yılların saç stili değil mi bu? Şu mu? Me! Senin ne güzel saçların var. Ne güzel saçların var senin. Aba o sevdiriyor da kendini. 90 yılları saçtı o ya. Oy maşallah sana. Meryem abla ne yapıyoruz şimdi? Bu keçiler bize vurmasın. Yok. Vurmazlar değil mi? Nasıl sağacağız? Oo, sen bayağı hızlı sağıyorsun.
Bızır bızır. Alışmışsın sen. Meryem abla sana diyorum. Nasıl sağlıyor bu? Güzel sağlıyor. Nasıl işte böyle sağlıyor. Güzel sağlıyor, böyle sağlıyor. Bir aylığımız olmadan, bir şey gelirimiz olmadı işte buna bak. Heh, keçilerle. Ne yapıyorsun bu sütü? Peynir yapıyorum. Peynir yapıyorsun. İyi, sen bayağı hızlı sağıyorsun bızık bızık. Ben alışmışım işte. Benim mesleğim bu. Hastayım, şeker hastam bu. Ne diyor? Yavaş yavaş yapayım. Yavaş yavaş yapıyorsun. Ama şeker hastalığı mı var senin? Aa, bu kafasını buradan çıkart. Şuna bak. Neye bakıyorsun çocuğum? Ha? Sen de mi sarılacaksın? Sen de mi istiyorsun? Sarılmak mı istiyorsun? Gel bakayım. Beni de sarın diyor. Gel, sıra sende, gel. Evet efendim, keçiler de sarıldı. Meryem abla, ben gidiyorum. Güle güle işin, razı gelsin. Allah yardımcın olsun. Amin. Allah kolaylık versin sana. Amin. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Güle güle. Değerli izleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da ayrılık vakti. Bizler bu hafta Süleyman Obası köyüne konuk olduk. Yavuzeli ilçesine bağlı muhteşem bir köy, doğasıyla yine buradaki ürünleriyle, oldukça lezzetli ürünleriyle muhteşem bir köyde muhteşem bir gün geçirdik. Ama artık veda vakti. Haftaya bir başka köyde görüşünceye dek hoşça kalın.